Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Aracımız 1.3 dizel Opel Astra H. Bu şekilde görüyorsunuz aracımızın egere, manifold, sensör, map sensörü, boğaz kelebeği temizliği ve contalarını yenileyeceğiz arkadaşlar. Aracımız geldi bizlere, YouTube'dan ulaşan bir müşterimiz. Başka bir şey var mı baba anlatmak istediğin? Egere, manifold, kelebek, boğaz, map sensörü. Bunların komple yıkama ve temizliğini yapacak. Aracında dalgalanma ve çekiş düşüklüğü, yakıt yüksekliği varmış. Bunları yapıp aracını normale döndüreceğiz. Bunları yapacağız arkadaşlar. Tabii ki %80, %70 ihtimal bunlardan kaynaklı. Tabii ki aracımızın enjektörlerinde, mazot pompasında buna benzer aksamlarında herhangi bir sıkıntı yoksa aracımız düzelecektir. Bakacağız, temizliğini yapacağız. Aracımızı şimdi içeri alacağız. Anahtarını veriyorum baba, buyur içeri alsın. İyi bir mazot kokusu var arkadaşlar bu arada. Aracımızı getiren müşterimiz bizleri YouTube'dan sürekli izlediği için arkadaşlar bizleri tercih etti. Biz de umarım güzel bir temizlik yapacağız. Uzun bir video olacak. Hem aracı gösterelim hem de motorunu göstermek istedim. Bu arada arkadaşlar aracımızın kilometresine de bakalım. Sökme baba, bir dakika bekle. 128 bin'li arkadaşlar. Buradan göstermek istediğim aracı bir çalıştıracağım. Bu eski model büyük ihtimalle. Anlık yakıt tüketimini göremiyoruz. Yine de bakmak istiyorum. Bu arada soğutma sıvı seviyesi hatası da alıyoruz. Buna da bakacağız arkadaşlar. Bunu müşterimize söylemeden. Sıvısı eksikse büyük ihtimalle bunlarda kronik olarak çıkıyor ama sıvısını dolduracağız. Çıkmazsa yine biz ücretsiz bu arızayı da gidereceğiz arkadaşlar. Şöyle anlık tüketimi görebilir miyiz diye bakıyorum. Anlık tüketim bunlarda bir yerde vardı ama ortalama hız geldi. Toplam tüketim, ortalama tüketim 7 seviyelerinde arkadaşlar. Ortalama tüketim burada fark etmeyecektir ama temizlikten sonra müşterimizin kullanmasına bağlı olarak uzun süreli bir düşüş sağlayacağından eminim. Tabii ki devam edelim. Ortalama tüketim, anlık tüketim görüyorsunuz arkadaşlar 1.2 litre civarında. Biz çok fazla, bu görmüş olduğunuz üzere bu seviye çok fazla, 1.2 litre civarında. Bizim kendi aracımızda arkadaşlar 0.5 civarında. Umarım onun da düşüşünü sağlayacağız. Şimdi isterseniz arkadaşlar aracımızı istop edip aracın artık söküm işlemine geçebiliriz. Babam orada zaten başladı. Kilometremizde 128 binde. İyi seyirler. Hava filtresini aldık arkadaşlar. Hava filtresine geçen boruyu da görüyorsunuz. Onu da söktük şu anda. Aracımızın sökümüne başladığımızı söylemiştim. Hava filtresini almıştık arkadaşlar. Şu an babam neyi alıyorsun baba? Elektrik soketinin bağlantı ayağı. Evet. Ve hortumumuzun tutucu kelepçesi. Çıkartıyorum, görelim. Buraya da soketimiz geçiyor. Buraya da egere dönüş hortumumuz geçiyor. Bu işlemi neden yapıyoruz arkadaşlar? Aracımızda tekleme varsa, yakıtı eskisinden daha fazla yakmaya başladı diyorsanız, çekişinde düşüklük oldu diyorsanız bu işlemi yapıyoruz. Orada normalde yağ olur mu? Olur. Ama bunun biraz fazla. Orlük yontası bozulmuş. Sıvı yonta çalmışlar. Bu da kaçırıyor. Bir dakika netleşsin. Evet. Alacağımız parçalar, öncelikle hava filtresinin olduğu sol tarafı boşalttık. Demir bağlantı ayağını aldık arkadaşlar. Buradan yağ çubuğumuzu görüyorsunuz. Onu da almak zorundayız. Map sensörü soketimiz. Map sensörü de temizleniyor bu arada. Dünkü videodan map sensörüyle alakalı videomuzu izleyebilirsiniz. Onun dışında boğaz kelebeğimiz burada görünen. Altında egeremiz var. Egeremizin hortumu. Yani daha doğrusu borusu var. Ve egeremizin su hortumları var arkadaşlar. Bu araca göre değişiklik gösterebilir yerleri. Turbo basınç hatası verdiğinde bu hortumumuzdan olabilir.
Bu hortumlarımızın ağzı yırtılmış oluyor, çatlama oluyor. Harici hava aldığından dolayı turbo basınç hatası verebilir aracınız. Bunlara da dikkat edelim. Tabii ki sökerken arkadaşlar bazı ayrıntıları, detayları sizlere de anlatmaya çalışıyoruz. Söktüğümüzü de göstermeye çalışıyoruz. Şu anda söktüğümüz parça motor yağ çubuğu. Yağ çubuğunu biraz önce söylemiştim. Yağ çubuğunu söküyoruz. Neden söküyoruz arkadaşlar? Çünkü emme manifolduna takılı olduğu için ve emme manifoldunu dışarıya çıkaracağız. Ayrıca pisliğine de dikkat çekmek istiyorum. Nasıl bir pislik çıkacak? Merak içerisindeyiz, beklemedeyiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bizlerle paylaşabilirsiniz. Yağ çubuğumuzu söktük. Alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim bunu. Tamamdır. Bakalım buradan manifoldu alacağız. Manifoldun kırıklık toz çivataları var. Devam edeceğiz. Bu arada her videoda belirtiyorum, biliyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın motor ve motor kaporta bölümünde tozlar, pislikler var. Bunları elimizden geldiğince temizlemeye çalışacağız. Buraya gelen tüm müşterilerimize aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Su bayağı patlaktı. Paslı suyumuz da aktı bu arada. Şöyle, evet. Sarımtırak olduğunu görebilirsiniz. Antifrizimizi dolduracağız. İçerisinde antifriz var mı bakalım. Çok kıymetli, pas olmuş. Nadir, az görünüyor. Pas ya. Su değil, antifriz değil. Pas, evet. Bu nedir baba söktüğümüz? Motorumuzun havalandırma valfinin hortumu. Arka ucu motor blokuna girer, ön ucu buraya zincir grubuna girer. Boğaz kelebeğimizin fişini çıkardım herhalde. Evet. Hortumumuzu alıp egrenin soketini çıkaracağım. Turbomuzun hortumu L şeklindeki. Bunun iki tarafını da sökmemiz gerekiyor galiba. Dışarıya çıkaracağım. Elimin altında kalabalık olmaz. Peki bu arada yağ var mı baba içerisinde? Turbomuz yağ basmış mı? Biraz var gibi gözüküyor. Evet. Oo. Bayağı var ya. Biraz fazla var arkadaşlar. Bu kadar olmaması gerekiyor. Müşteriye bilgisini vereceğiz. Tabii ki yaptırıp yaptırmamak kendisine kalacak. Videosunda da zaten izliyor. Tek tek aşamalarını çekiyoruz. Buraya gelen tüm müşterilerimizin araçlarını çekiyoruz. Bunu da belirteyim arkadaşlar elimizden geldikçe. Tabii daha arkadaşlar telefonumun hafızasında birçok video var. Birçok araçlarını getirilen müşterilerimiz videolarını bekliyorlar. Elimden geldiğince arkadaşlar montajlamaya çalışıyorum. Yüklemesi de bunun bayağı sürdüğü için biraz aksatıyorum, kusura bakmayın diyorum. Nedir bu baba? Motorumuzun havalandırma hortumu. Motorun içerisinde kompresör, harici kompresör hava basıncını buradan alır. Bunun içinde süzgeç var. Buradan emme yoluna gönderir. Buradan da tekrar motor içine gönderir zincir grubuna. Yavaş yavaş boşalıyor zaten. Görüyorsunuz. Kelebek boğazı alalım. Elimde uzun ilave cırcır var arkadaşlar. Ucunda ise 13 lokma var. Hemen aküyü sökelim. Akümüzü alacağımızı söylemiştik. Kutup başlarını 10.5 tutuyor arkadaşlar. 10'luk somunlarımız var. Bunları sökebilirsiniz. 13 cırcır. Kelepçemiz var.
Bunu komple sökmenize gerek yok, gelecektir abi. Yarın gelecek, şimdi. Mutlu açın. Yakıt geri dönüşüm hortumu. Yakıtın geri dönüş hortumu arkadaşlar. Boğaz kelebeğimizi söktük, şimdi alabiliriz. Görüyorsunuz arkadaşlar, kirlenmiş. Şurada gördüğünüz 2 adet boru var arkadaşlar. Hortumlarımızı çıkardık. O da aşağıda kelepçesi çıkmış vaziyette. Egele'ye giren 2 tane su boru hortumu. Devam ediyoruz. Şu an Egele'yi söküyorsun baba. Evet. Dar bir alan olduğu için çekemiyorum. Bu görmüş olduğunuzda map sensörü arkadaşlar. Map değil, map sensörüdür. Egele'nin %60'ı söküldü arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Alanlar olduğu için biraz zor çıkarttık ama gördünüz, paslı su aktı bu arada. Bu da egeremiz arkadaşlar. İçerisinin pisliğini görüyorsunuz. Buradan da görebilirsiniz. Şuradan manifoldun içini elimden geldiğince gösteriyorum. Bayağı bir kirlenmiş arkadaşlar. Sökünce daha detaylı göreceksiniz. Olmazsa. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz Egere geri dönüş borusunun ucundaki pul, conta daha doğrusu, bu yere düşmüştü. Bu çok gözden kaçabiliyor. Bunu belirtmek isterim. Küçük bir parça olduğu için bunu takmazsanız o borudan duman kaçıracaktır arkadaşlar. Burada siyah dumanlar görürsünüz. Duman kaçıracaktır. Bundan kaynaklı dikkat edilmesi gereken bir parça. Manifoldda arkadaşlar şu görmüş olduğunuz uzun civatalar var. Manifold artık sallanmaya başladı. Son civata mıdır baba? Evet. Son civatayı aldık, manifoldu çıkarmaya başlayabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Şuradan şöyle içini görebilirsiniz. Kurumları. Bu şekilde çıkardık. Manifoldumuz da bu şekilde. Masaya bir geçelim bakalım. Diğer parçalarla beraber devam edelim. Zaten motoru görüyorsunuz. Arka kısım bayağı bir boşaldı. Ne yaptık? Kısaca özet geçelim. Egeremizi aldık. Egeremizi söktükten sonra contalarından bahsettim. Çok önemli arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken nokta. Manifoldu aldık. Boğaz kelebeğini aldık. Egere'yi aldık. Hava filtresini aldık. Yağ çubuğunu aldık. Aküyü aldık. Su bidonunu öne doğru çektik arkadaşlar. Ve son olarak Egere'nin su hortumlarını aldık. Zaten şu gördüğünüz biraz önce uzun hortum olarak, uzun boru olarak görüyorsunuz. Söküyoruz. Map sensörünü de söküp geliyoruz arkadaşlar. Uçlarını göstereceğim. Map sensörünü çıkardık. Söktük daha doğrusu. Şöyle pisliklerini göstermeye çalışalım arkadaşlar. Umarım net bir şekilde görüyorsunuzdur. Bu map sensörünün hali. Kartlar kısmında map sensörünün ne işe yaradığını, arıza belirtilerini görebilirsiniz. Maalesef kötü bir durumda. Şimdi o biraz sonra boruyu göstereceğim sizlere. Map sensörünün yeri. Boruyu çıkardı babam arkadaşlar. Delikleri tamamen tıkanmış. Tamam, fazla da elini kirletme. Alabilirsin. Gerek yok yani. Manifold da bu şekilde temizliğine geçebiliriz. Bu da diğer aracımızın arkadaşlar. Boğaz kelebeğimiz, egeremiz, manifoldumuz, map sensörü, boruyu da götürdük. Temizliğine başlayabiliriz artık. Temizliğini göstereceğim çünkü. Yine baksana, haşat olmuş ya. Çok berbat. Abi kamera pek netlemiyor zaten ama belli. Belli oluyor. Temizliğine geçelim. Daha fazla bekletmiyorum arkadaşlar. Abi kirlenmiş daha. Biraz önce tertemizdi bu. Benzin. Tavamız, benzinimiz. Yeni benzin kullandık. Yeni tava. Simsiyah olmuş. Evet. Arkadaşlar burayı pek fazla uzatmayacağım. Temizlenmiş haline geçebiliriz. Çünkü bura sıkıntılı bir durum. Burada yağ da sıçrıyor. Telefon alıyor. Çekim yapamıyorum. Temizlenmiş haliyle sizlerle olacağız inşallah.
Arkadaşlar temizledik. Yaklaşık bir 40-45 dakika sürdü diyebiliriz. Keşke bunu takmasaydım. Bunu çekeceğiz. Peki ya. Egeremizin içinden hala şeyler var. Egeremizi temizledik. İçinden görebilirsiniz. Egere bu şekilde. Bu boruyu biliyorsunuz. Delikler tamamen tıkalıydı. Bu şekilde. Map sensörümüz takabilirsin Mavis. Netleyebilirse telefon artık. Evet, bu şekilde de map sensörümüz. Ve en sonunda arkadaşlar boğaz kelebeğimiz bu şekilde temizliğini gerçekleştirdik. Son kez bir de manipolta bakalım. Herhangi bir şey yok. Şu baş tarafı şöyle. Temizledik. İçerisi kapalı kutu olduğu için karanlık duruyor arkadaşlar. Bu şekilde bunların montajı var. Dediğim gibi aşağıdan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Buraya kadar da izleyenler videoyu beğenirse rica ediyorum. Kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar manifoldu yavaş yavaş takmaya başladık. Görüyorsunuz. 5 adet uzun cıvatası olduğunu söylemiştim. Burayı fazla uzatmayacağım. Manifoldu takıyoruz şu anda. Manifoldumuzu tutan şu cıvatalar görüyorsunuz. Uzun olanlar. Bunları da 40 anahtar tutuyor arkadaşlar. Tors başlı. Ve temizliğini de görebilirsiniz. Arkadaşlar turbodan yağ kaçağı olduğunu söylemiştik. Hatta göstermiştik babamla videonun ilk başlarında, videoyu tamamen izlediyseniz. Müşterimizle konuştuk. Turbonun da revizyon işlemi olacak. Bundan kaynaklı olarak revizyon genellikle sabah götürüyor, akşam getiriyor arkadaşlar. 5-6 saat sürüyor. Bu yüzden dolayı bugün aracımızı teslim edemeyeceğiz. Ve hafta sonu yasaklar olduğu için de pazartesi günü teslim etmeyi hedefliyoruz. Sadece yapacağımız Egere manifoldu sökeceğiz ve bugün turbocuya göndereceğiz arkadaşlar. Takım işlemlerine devam ediyoruz. Buraya kadar izleyenlerden Allah razı olsun, teşekkür ederiz diyoruz. Evet arkadaşlar, sanayiden geldim. Şimdi antifriz aldık. Antifrizimiz bitmişti. Dün aldık. Yine 7-8 tane bitmiş. -50 derece, her zaman göstermiş olduğum, yine gösterelim. Doldurabilirsin oğlum. Antifriz önemli. Çıkan su zaten paslıydı. Görmüştünüz arkadaşlar. Antifriz doldururken arkadaşlar aklıma geldi. Sağ motor kulağımız. Ön motor kulağı da denilebilir. Yenisi burada arkadaşlar. Yenisini göstereyim. Eskisini gördük. Eskisi patlamış. İçerisinden patladığı için dışındaki alüminyum parçayı da kırmış arkadaşlar. Bundan dolayı motor kulağımızı da değiştirmek zorunda kaldık. Bu sırada da babam zaten antifrizini dolduruyor. Antifrizin renginden zaten kalitesini anlayabilirsiniz arkadaşlar. -50 veriyor. Üzerine de biz İstanbul pek soğuk bir memleket olmadığı için arkadaşlar üzerine yapıyoruz. Arkadaşlar aracımızı tamamladık. Yapılan işlemler egere temizliği, boğaz kelebeği temizliği, manifold temizliği. Onun dışında contalarımızın yenilenmesini gerçekleştirdik. Egeremizin dediğimiz gibi contalar vardı arkadaşlar. Onları taktık. Motor kulağımızı değiştireceğiz. Burayı tamamlamıyoruz. Çünkü turbo revizyon işlemi de olacağı için arkadaşlar mecburen bu şekilde bırakmak zorunda kaldık. Turbomuz sökülecek arkadaşlar. Turbo söküldüğü için bu birinci bölüm olarak atılacak. İkinci bölümde ise arkadaşlar turbo revizyon işleminin tüm detaylarını izleyebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. O videonun içerisinde de zaten anlık tüketime bakacağız. İyi seyirler. 0.7-0.8 arasında bir anlık tüketim veriyor şu anda arkadaşlar. Ne yapayım lan? Ancak aracımızda bir tekleme var gibi arkadaşlar. Enjektör problemi de olabilir. Bakacağız. Videomuz bu kadar. Çalışma versiyonunu atmayacaktım ama yine atmak istedim anlık tüketimi görmeniz için. Videomuz bu kadar. Turbo revizyonunda görüşmek üzere bu aracımızda.